Başta Eray hocam olmak üzere organizasyonda emeği geçen hocalarıma teşekkür ederim. Abdominal histerektomiyi anlatmaya çalışacağım. Abdominal histerektomi uterusun laparotomi yoluyla alınması anlamına gelmektedir. İki şekilde yapılabilir. Total ya da subtotal histerektomi şeklinde olabilir. Total histerektomi uterusa serviksin dahil edilmesi, subtotal ise supraserviksel şekilde histerektominin yapılmasıdır. Histerektomi sırasında adnexler alınabilir veya alınmayabilir. Histerektomi abdominal, vajinal, laparoskopik ya da vajinal not şeklinde yapan cerrahın tecrübesine göre gerçekleştirilebilir. Preoperatif değerlendirmede ameliyat öncesinde eksiksiz bir preoperatif değerlendirme yapılıp danışmanlık verilmesi gerekmektedir. Hastanın beklentileriyle ilgili yeterince aydınlatılması, preoperatif komplikasyonlar ve olasılıklara karşı hazırlıklı olması ve bir takım komorbiditeleri varsa bu konuda hastaya bilgi verilmesi gerekiyor. Her cerrahi müdahale öncesi gibi yapılacak işlemle ilgili eksiksiz bilgilendirme yapılarak yazılı onam alınmalı ve hastanın cerrahi yaklaşımla ilgili tercihlerinin tartışılması, örneğin overin veya serviksin yerinde bırakılması gibi durumlar hastayla konuşulup tıbbi kayıtlara ve onam formuna da belgelenmelidir. Yapılacak insizyon seçimi hakkında, vertikal ya da transvers insizyon hakkında hastaya ameliyat öncesi bilgi verilmesi gerekiyor. Histerektomiye artık birçok jinekolog epitelial over kanseri riskini azaltmak açısından salpenjektomi eklemekte. 45 yaş üzerindeki hastalara da oferektomiyi de tercih edebilmektedir. Serviksin yerinde bırakılıp bırakılmayacağı hastayla birlikte ele alınmalıdır. Serviks korpusla birlikte kolayca çıkabiliyorsa subtotal histerektomi yapmanın kanıtlanmış hiçbir tıbbi veya cerrahi faydası yoktur. Serviksin yerinde bırakılması hastayı serviks kanseri tarama programına devam etmeye zorlar. Subtotal histerektomi için tek mutlak kontendikasyonlar uterus korpusu veya servikste malign veya premalign bir durum varlığıdır. Batın insizyonları yapılacak cerrahi gereksinime göre vertikal ya da transvers olarak gerçekleşebilmektedir. Histerektomi öncesi venöz tromboemboli profilaksisi ve antibiyotik profilaksisi gerekmektedir. Venöz tromboemboli profilaksisi abdominal histerektomi geçiren kadınlar venöz tromboembolizm profilaksisi gerektirir. Farmakolojik veya mekanik tromboprofilaksi türü hastanın risk faktörlerine bağlıdır. AKOK abdominal histerektomi geçiren hastaları en az orta derecede venöz tromboemboli riski altında olarak tanımlar ve mutlaka mekanik veya farmakolojik profilaksi önermektedir. Profilaktik antibiyotikler abdominal histerektomide cerrahi alan enfeksiyonunu önlemek için tek doz intravenöz antibiyotik tedavi verilir. Uygun antibiyotik ajanları birazdan tabloda göstereceğim. Bakteriyel vajinozis olan kadınlarda vajinal kalp enfeksiyon sıklığını azaltmak için tedavi verilebilir. Bakteriyel vajinozis için ameliyat öncesi tarama konusunda bir fikir birliği yoktur. Kararlar vaka bazında değerlendirilip verilir. Bakteriyel vajinozis profilaksisi için 7 gün boyunca günde 2 kez 5 mg oral metronidazol veya 5 gün boyunca günde 1 kez intravajinal olarak metronidazol vajinal jel kullanılabilir. Genel olarak antibiyotik profilaksisinde sefalosporin türevleri tercih edilmekte. Parenteral profilaktik antibiyotik işlemden 60 dakika önce ve tek doz IV olarak verilebilir. Operatif teknik olarak hastaya dorsal supin veya litotomi pozisyonu tercih edilmekte. Litotomi pozisyonunu özellikle ikinci bir asistanını bacak arasına durmasını sağlaması nedeniyle de birçok cerrah tarafından tercih edilmekte.
Anestezi altında, gene anestezi altında pelvik muayene nihai yapılacak kesi seçimini belirlemeye yardımcı olur ve uterusun boyutları ve mobilitesi hakkında bize yardımcı olabilir. Daha sonra mesaneye foley kateter yerleştirilir. Batın cildi ve vajinanın antisepsisi sıklıkla %10'luk povidon iyot solüsyonu ile sağlanır. Antisepsis şartlarına uyularak cerrahi örtüler yerleştirilir. Planlanan insüzyon bölgesindeki kılların alınması gerekli değildir. Eğer alınacaksa tıraş edilen hastalarda cerrahi alan enfeksiyonu gelişme olasılığı daha yüksek olduğundan tıraş etmek yerine kırpılma yöntemi tercih edilmelidir. İnsizyon ve eksplorasyon. Cilt insizyonu transvers veya orta hat direkt dikey olabilir. Ve önceki cerrahi skarın varlığı, üst karın bölgesinin eksplorasyon ihtiyacı, uterusun boyutu, hareketliliği ve istenen kozmetik sonuçlar gibi çeşitli faktörlere göre belirlenir. Önceden bir kesi mevcut ise çoğu cerrah bu kesiyi kullanmayı tercih eder. Önceki yara kozmetik olarak kabul edilmezse prosedürün başında veya sonunda alis klempleriyle kaldırılarak ve eski yara izinin etrafında eliptik bir kesi yapılarak eksize edilebilir. Periton boşluğuna girilir ve beklenmedik bir patoloji açısından ve ameliyat öncesi bulguları doğrulamak için üst karın ve pelvis inspeksiyonu ve palpasyonu yapılır. Manitis şüphesi var ise analiz için periton yıkama sıvısı alınabilir. Ekartasyon ve ekartörlerin yerleştirilmesi. Burada otomatik ya da manuel ekartörler tercih edilebilir. Bu retraktörleri yerleştirirken özellikle lateral bıçakların psoas kasının lateralinden çıkan femoral sinirinin üzerine yerleştirmekten kaçınmak önemlidir. Çünkü bu bölgeye olabilecek basılar periferik nöropatiye yol açabilmektedir. Ekartör yerleştirilirken karın duvarını traksiyona getirmek önemli. Çünkü bu ekartörlerin altına bağırsağın ekartörün altında kalma durumu olabilir. Ve basıya bağlı komplikasyonlar gelişebilir. Adeziolizis, pelvik veya intraabdominal adezyonlar, işte omental, intestinal, abdominal duvar adezyonları. Pelvik organları mobilize etmek için keskin ve künt diseksiyonlarla giderilir. Normal anatominin yeniden sağlanması, üreter, büyük damarlar gibi önemli pelvik yapıların görüntülemesini sağlamaktadır. Operatif tekniği ilk önce korneal yapıların tutulmasıyla başlanır. Bunlar ligamentum ovarium proprium resimde görüldüğü gibi tubo utrina ve round ligamanın tutulmasıyla başlanır. Uterus'a yakın olacak şekilde düz bir klemple bu üç korneal yapı klemp denir. Karşısına da ucu ilk klemple uç uca gelecek şekilde eğri bir klemp yerleştirilir. Her üç yapıyı birden klemplemek cerrahi hızlandırır. Ancak istenir ise round ligaman bunlardan ayrı olarak da klemplenip kesilebilir. Her iki klemp arasındaki, ikinci resimde görülüyor, her iki klemp arasındaki doku büstür ya da koter ile klemplerin ucuna kadar kesilir. Bir numara vikril ile sütüre edilir. Eğri klempin hemen ucundan sütür geçilir. Daha sonra eğri klempin tuttuğu dokunun ortasından olacak şekilde eğri klempin arka kısmından klempe çok yakın bir şekilde transfix sütürü geçilerek arkada düğüm oturtulmaya hazırlanır. Eğri klemp gevşetilirken aynı zamanda düğüm sıkılarak klemp açılır ve düğüm oturtulur. 3 düğüm genellikle yeterli olmaktadır. Aynı işlem diğer tarafa da tekrarlanır. Bir sonraki adımda mesaneyi aşağıya, yani mesaneyi lojuna itmek gerekmekte. Bunun için de uterovezikal periton katlantısı bulunup, tutulup kaldırılıp kesilir. Bu kesi her iki yöne round ligamanlara doğru uzatılır. Yanlarda da uterin arterler keskin ve künt diseksiyonlarla ya da koter yardımıyla iskeletize edilmesi gerekmekte. İlk fotoğrafta görüldüğü gibi bazen uzun bir ligamentum latum segmenti görülebilir, ortaya çıkabilir. Bunu ismus seviyesine kadar koterle düşülmesi gerekmekte.
Bu teravezikal katlantı künt diseksiyona daha da distali itilerek mesane birinin biraz daha uzaklaşması sağlanabilir. Her iki tarafta ismus seviyesinde uterin arterler ortaya konur. Distal tarafta 2 adet eğri klemple, proksimal tarafta da 1 adet düz klemple tutulur ve kesilir. Burada görüldüğü gibi transfix sütür de yapılabilir. Ama ikinci sütürün damardan geçmemesine dikkat edilmesi gerekmekte. Ya da daha sıklıkla transfix yapılmadan bağlanabilir. Burada da görüldüğü gibi ilk fotoğrafta ihtiyaç halinde mesane halka forceps'e tutturulmuş spançla künt bir şekilde itilebilir. Tüm adımlar aynı şekilde uygulanarak karşı tarafın da uterin damarları da tutulup kesilip bağlanır. Posteriöre geçilerek son fotoğrafta görüldüğü gibi uterosakral ligamanlar belirlenir. Uterosakral ligamanlar tutulup kesildikten sonra transfix sütür tekniği kullanılır. Bu seviyede ligamanı keserken büstür ya da makas tercih edilmelidir. Çünkü koterden olası ısı yayılımı mesane ve üreterlere zarar verebilir. Uterosakral ligaman bağlandıktan sonra kaf prolapsusunu önlemek açısından ip kesilmez ve klemp de tutulur. Uterosakral ligamanın vajinal kafa asılmasında daha sonraki aşamada kullanılır. Aynı basamaklar karşı tarafta da uygulanır. Şekilde görüldüğü gibi iki parmak tekniğiyle serviks palpel edilerek serviko-vajinal köşeye geldiği anlaşılır. Daha sonra bu seviyede her iki taraftan da serviksin hemen altında olacak şekilde, ucuza gelecek şekilde klempler yerleştirilir. Hemen üzerinden, klemplerin üzerinden olacak şekilde, klemp kaçırmayacak şekilde makas ya da büstür ile kesi yapılır. Spesimen çıktıktan sonra serviks bütünlüğü açısından kontrol edilmesi gerekmekte. Vajinal kafı tutan her iki klemp transfix geçilip bağlanması gerekmekte. Daha önce sakrouterin ligamanların bağlandığı kısa sütür ile vajinal kaf sütürleri iki tarafta da birbirine bağlanarak sakrouterin ligamanların vajinal kaf köşelerine asılması sağlanır. İhtiyaç halinde vajinal kaf tek tek sütüre edilebilir ya da kontinü sütüre edilebilir. Kanama kontrolü ve spanç ve cerrahi alet sayımını takiben daha sonra katlar anatomik planda usulüne uygun kapatılarak operasyona son verilir. Çok teşekkür ediyorum size.